Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber YouTube'dan kazandığım ilk paramı çekeceğiz ve bu videoda harcayacağız. Para harcayacağım. Şu an bankanın önüne geldik. Bankamatikten parayı çekeceğiz. Hadi gidelim. Bu arada abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olmuyorsunuz, bildirimleri açmıyorsunuz, videoları beğenmiyorsunuz, yorum atmıyorsunuz. Kalbim kırıldı. O nasıl bir ses ya? Şu an YouTube'dan kazandığım ilk kazancım 15 bin lira ama şu an bankamatik sadece 4 bin liramı veriyor. O yüzden şu an 4 bin lirayı çekeceğiz. Geri kalanını da karttan alışveriş yapacağız. Nasıl fikir? Güzel fikir. Tamam. Makbuzumu ver. Evet, şimdi paramızı aldık. Niye ben 15 binimi çekemedim dolu dolu ya? Sadece 4 bin liram var. Hadi biz harcayalım. Hadi. Evet arkadaşlar, şu an bu parayı ben Kardelen'e vereyim. Bak, veriyorum diye bir şeyler alma, yapma bana sormadan. Tamam, Mito ayarlamış ya. Benim param oğlum. Ama hepsini bugün harcayacağız dedi. 15 bin lirayı ben her türlü harcardım. Vito olmasa da. Ama bak, ışık ışık var. Nerede bu? YouTube falan var burada, müzik dinlersin. Mor olsun. Birazdan mor harcayacaklar var çünkü. Evet arkadaşlar, işin şakasındayız. Onu da geçtim. Şu an Etiler'de kuaföre gidiyoruz. İlk olarak saçımı ve makyajımı güzel bir şekilde tazelettirip güzelleşmek istiyorum. Güzelliğime güzellik katmak istiyorum. O yüzden Etiler'e gidiyoruz. Kuaförde görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, şu an Emre Ayaksız'a geldik Etiler'de biliyorsunuz ki. Ve saçımı ne yaptıracağım, makyaj olarak ne düşünüyorum hiçbir fikrim yok. Şu an zaten yüzümde birazcık makyaj ve saçım biliyorsunuz gördüğünüz gibi yapılı. O yüzden diyorum ki farklı bir şeyler yaptırayım. Hazırsanız o zaman içeri geçelim. Benim Mahsuncuğum burada. Mahsun, hadi girelim. Mahsun, ne yapıyorsun? İyiyim ben de, video çekiyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Saçlarımı yaptırmaya geldim. Mahsun, bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben video çektiğim için şöyle bir şey. Farklı bir stil yapalım diyorum bugün. Nasıl bir stil mesela? Var mı aklında? Hiç aklımda bir şey yok. Sana bırakacağım. Sürpriz tamam. Saç olsun bence. Tamam, gel. Bu arada alt katta çok fazla ses olduğu için şu an üst kata çıktık biz. Ve VIP burası, hiç kimse yok. Sadece ben, Mahsun ve Müco. Karda. Ney, sen de mi vardın? Kardelen, sen de mi buradaydın? Saçlarım bayağı toparlamış ama. Değil mi? Uzadı. Gözlüğümü çıkarıp devam etmek istiyorum bu videoya. Mahsun, bana güzel bir makyaj da yapar mıyız? Evet arkadaşlar, şu an Mahsun saçlarıma fön çekecek. Biz fönü çekip geliyoruz. Fönümüz bitti şimdi. Şimdi de örgüye geçeceğiz. Örgü yapacağız. Nasılsın, iyi hissediyor musun? Biraz kafam kasıldı galiba. Niye acaba? Hiçbir fikrim yok. Şu an geriliyorum kanka. Arkadaşlar şu an saçım örüldü ve saçıma bir şey yapıyorlar. Saçlarım bitti. Nasıl olmuş? Mahsun gel. Nasıl, beğendin mi? Ben çok beğendim. Sence onlar beğendi mi? Bence beğenecekler. Bence o zaman yorumlarda saçları beğenip beğenmediklerini belirtsinler. Nasıl fikir? Çok güzel fikir. Evet arkadaşlar, şimdi saçım da yapıldığına göre make-up. Azıcık burası. Merhaba! Ne yapıyorsun? Gel. Ama Mahsun dur, üstüme kirletilmiş. Kapıyı aç. Dur. Arkadaşlar şu an işimiz bitti ve ödemeyi yapıyoruz. Fiyat toplam ne kadardı? 1400 TL. Tamammış. Evet, şu an kuaförde işimiz bitti. Mahsun'a da çok teşekkür ederiz bize eşlik ettiği için. Bir şey diyeceğim, yılbaşı ağacı biz de ofise alalım mı? Alalım bence. Tamam, bu arada yılbaşı ağacınız çok güzelmiş. Çalıp götüreyim mi? Bütün içinde zaten eşya. Gerçekten? Aaa!
Şu an ben bir şok oldum. Tamamdır o zaman. Görüşürüz mahcunum. Kendine çok iyi bak. Hadi kolay gelsin. Nasıl oldum? Saçım, makyajım. Bu arada bilgilendirme yapayım. Saç 700 TL, make-up 700 TL. Toplam 1400 TL kuaföre ödeme yaptık. Gayet ucuz. Gayet iyi. Yani böyle bir yere göre gayet iyi bence. Hani o kadar da kötü, yüksek bir fiyat değil bence. Çok acıktım. Siz de acıktınız mı? Aç mısınız? Aç mısın Müco? Açım. Sen? Ezburçi mi? Ma bırçı oğlu bırçı ne bekli? Sen içeri gel. O zaman hazır etlerdeyken Nusret'e gidelim mi? Hadi et yiyelim. Hadi bendensiniz bugün. Yürü. Geri gireyim mi? Evet. İyice alıştın ha. Abi ben bugün sakar bir insanım herhalde ya. No way söndüm taptari bana. Manitalarını bile hasta bana. Sarı atıyorum şu an. Nasıl? Güzel. Kim arkasına çekti onu? Arkasına Müce çekti. Bak beni çok dışlıyorsunuz. Arkasına hangi şarkıyı koyacağım biliyor musun? Hangi şarkıyı koyacağım? Hatta buraya sesi blurla, tamam mı? Hangi şarkıyı söylediğimi siz tahmin edin. Onlar tahmin etsin yorumlarda. Tamam mı? Burayı blurla, ses duyulmasın hiç müzik. Onlar tahmin etsin. Bilen bir kişiye de hatta güzel bir ufacık bir yılbaşı hediyesi gönderelim. Tamam mı? Ha bakalım hangi şarkıyı söylüyorum. Nasıl olsa çok paramız var değil mi? Herkesin. Sana ne? Ben takipçilerime paralarım feda olsun, onlar için harcıyorum burada ben bu parayı. Bir de like atıyormuşsunuz şimdi, beğeni atıyormuşsunuz. Bir de abone oluyormuşsunuz. Hadi şimdi Nusret'e gidiyoruz. Hadi şimdi Nusret'e. Let's go! Neyse biz de az önce söylediğim şarkıyı dinleyelim Burza. Siz de tahmin edin. Bay bay. Nusret'le görüşürüz. Şimdi biz bir tane steak tartar, bir tane Akdeniz salata, bir kişilik. Bir de sen bir şey ister misin Müco? O zaman bir tane Nusret burger, kardelen. Avuç dilim, tatlı. Bir tane de avuç dilim. Gayet güzel bence. Evet arkadaşlar, şu an Nusret'ten çıktık. Güzel bir para harcaması oluyor. Fakat ben çiğ et yedim ya. Lan hayat, bana da çiğ et yedirdin ya. Allah da seni ne yapmasın. Bir düzgün bir şey söylersin diye biz de burger yemedik ki. Ya hayır, tamam mı? Olan bir de bana oldu yani. Hepiniz hamburgerimi yediniz. Bir tane gariban hamburgerim vardı, onu da siz yediniz. Neyse, hep size mi yapacağım? Ablama bir şeyler mi alsak para harcıyorken? Şey istiyordu, AirPods istiyordu. Sen onu alabiliriz. Kulakları. O zaman bize neresi yakın ki şu an? Çok uzağa gitmeyelim artık, yolda geçti günümüz resmen. En yakın bir yerde alabileceğimiz bir mağazaya girelim. Apple mağazasına. Alalım çıkalım. Nasıl fikir? Tamam. Bence güzel fikir. O zaman mağazada görüşürüz. Selam Asko. Aleyküm selam. Selam Mücahit. Selam. 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 Çok eğlenceli ya. Ben bir ara buraya oyun oynamaya geleyim. Evet arkadaşlar, şu an ablama AirPods almaya geldik. Normalde bir Apple'ın mağazasına gidecektim fakat onlar bize mekan olarak bizim olduğumuz konumdan çok uzakta kalıyordu. Biz de o yüzden kanyona geldik ve buradaki Troy mağazasında biliyorsunuz ki Apple'ın ürünleri satılıyor. Ben de o yüzden buraya girip alacağım. Fakat sizi içeriye alamıyorum çünkü içeride çekim yasağı var. Kamera sokmak yasak biliyorsunuz ki AVM'lerde. O yüzden ben hemen AirPods'u alıp geleceğim. Sizi burada bekleteceğim. Bir koşu alıp geliyorum. Hadi bekleyin. Koş. 2 dakikalık yol nasıl yarım saatte geldin ya? Yarım saat derken benim orada içeride cebelleştiğim olayı biliyor musun sen? Ne oldu bu? Ne geldi başına? AirPods'ların fiyatları bir gör. Neyse, bize işlemez. Aldım. O zaman artık ablama gidelim mi? Hadi gidelim. Hava nasıl oldu lan? Tamam. Üşümüyorum bu arada. Bana hep soruyorsunuz. Etek giyiyorsun. Üşümüyorum kardeşim. Bana bir daha üşüyor musunuz diye sormayın. Üşümüyorum. Koşuyorum. Evet arkadaşlar, şu an eve geldik. Apartmandayız. Gireceğiz ve ablama hediyesini vereceğiz. Gelin buyurun. Buyurun. Buyursanız. Mücahit, sen merdivenlerden çıksana. Ses ama. Görüntü daha önemli. Lan ne oluyor? Kardeşim size bayılıyorum ya. Bekle! Mal!
Gerçek yüzünü görün. Gerçek yüzünü Anne, çek. Neden? Çek şunun gerçek yüzünü. Ben görüyorum beni kandırıyor. Ayşe de neden söylemiyorsun? Ayşe işte biliyorsunuz ki artık bizim evde kalıyor. Şunun haline bak. Çekme çekme çekme. Aşko sana şey aldık, kulaklık. AirPods. Paramı harcıyorum ya. Ne parası? TikTok, ay YouTube. Her yerden geliyor işte. Neden böyle bir şey aldın? AirPods. TikTokçular para kazanıyor. Ya aç artık. Açayım mı? Evet. Sen ciddi misin? Neden aldın? Oğlum niye ciddi olmayayım? Hayır, bu normalde bana sebepsiz yere diyor. İşi düşüyor ya genelde. Kardeşim iyilik yaramıyor ya. Yemin ediyorum bıktım. Ver lan. Ver. Fatma niye açmıyor biliyor musun? Video için aldığını ve iade edeceğini düşündüğü için açmıyor. Evet. Ne bileyim ben. Ciddi yo, ciddi aç. Allah Allah. Allah Allah. Ne yapar Aslan? Kanka bu açılmıyor yani. Öyle şey var gibi yırtarsan onun şeyini. Fatma yalandan mutlu olsaydın keşke ya. Kız inanamadım ki bu bana genelde işi düştüğünde hediye aldığı için arkadaşlar. Kanka bu arada işimiz düştü zaten. Ne oldu gene? Ben hiçbir şey yapmadım. Peri ne işin düştü söyle bana. Abla bir işim düşmedi, aç artık. Ya ne çıkabilir içinden, aç artık ya. Bu kadar şüphelenmeyin benden ya. Ben sana güvenmiyorum. Sadece Allah birdir dediğine inanıyorum. Ulan ayağım. Önce terliklerime bakın. Ay işte ayaklarımı yıkadıktan sonra bunları giydiriyorum. Fama niye vuruyorsun ya? İnsancıl davranmıyorsun. Hayvan gibi davranıyorsun. Açamazsın tabii. Al. Allah Allah. Oo hanımefendi. Teşekkürler de. Ne işin düştü? Ben harbiden işim var mı? İşim düşmedi ya. Özlemişim. Çakma değil oğlum. Troll yazıyorsun sen. Gerçek lan bu. Orijinal lan bu. Ben anlarım. Kopya. Orijinal oğlum bu. Ben de kokluyorum yalnız. Kokluyorsun diye. Teşekkür edeyim bari. Mücahit dedi ki hiç sevinmedim. Gel. Mücahit mi? Allah belanı vermesin. Evet arkadaşlar, ablama da hediyesini verdiğimize göre şimdi hatırlıyorsanız bir yılbaşı ağacı görmüştük kuaförde, çok kıskanmıştım. Neden bizim ofisimizde de olmasın ki dedim. Herkese her şeye bir şey aldık, son paramızda artık yılbaşı ağacı almaya gidelim. Bravo! Tamam mı? Bu nasıl bir alkışlama? Hadi, hadi görüşürüz. Kapat kapıyı. Gel gel, kapat gel, gel. Kapıyı. Gel. Hadi görüşürüz. Abi beni alın. Dikkat et kendine. Seni çok seviyoruz Feride. Bay bay. Lan lan araba geldi. Aklım çıktı oğlum, orada kalacağım dur, diye. Şimdi. Kardelen. Mücahit. Mücahit de ne gösterdi? Çekmiyorum abi yeter. Hayır. Hello. Yine ben geldim. Az önceki ağaç alma serüvenimizden sonra bu iskeleti oluşturmuş bulunmaktayız. Bu biraz zordu, o yüzden ben yapamadım. Yardım aldım biraz. Bunları açacağız ve süslemeye başlayacağız. Süslerken Kardelen ve Görkem bana yardım edecek. Müce sen de yardım etmek ister misin? Elimde kamera var ama. Tamam, etme o zaman. Ve bitti. Şükür. Artık yıldızımızı da takabiliriz. Taratatam. Ay dur, yamuk oldu. Ne o? Taratatam. Aa, tam bu da var değil mi? O zaman bizim hediye şeyimiz burası olabilir bence. Evet. Bence gerçekleştiririm. O zaman yorumlarda herkes yeni yıldan ne istediğini yazsın. Ben de sürpriz bir şekilde rastgele seçilen bir yorumun dileğini gerçekleştireyim. Nasıl fikir? Tamam, bence mükemmel. Ya sus ya Müce, o yeter o. Bir dakika şimdi. Zeynep ne yapıyorsun orada? Şimdi ışığımı takacağım. Bekle. Bir şey kapatır mısın kardeşim? Sessiz olun. Dur, pizzi göremedim de. Aa çok güzel oldu. Dur hepsini kapatacağım. Ay açmışım. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Şu an ofiste kimse olmadığı için bunu sadece Görkem ve Ertan şahit olabiliyor. Bir de Müco ve Kardelen. Yani o yüzden arkadaşlar, yarın bunu görenler acaba ne tepki verecek? Sizce nasıl oldu yılbaşı ağacım? Yeni yıldan dileğiniz ne? Benim para falan diyormuşum. O zaman videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biz çok eğlendik. Bir yandan da tatlı bir yorulduk. Şimdi sizden bir ricam olacak. Şu an kanala abone olur musunuz? O baloncuk çıktı. Baloncuk çıktı, gördün mü? Tamam. O zaman bildirimleri açıp like atmayı, yorumlarda da ağacımı nasıl bulduğunuzu belirtmeyi unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum. Yeni yıl size mutluluk, sağlık, huzur, her şeyi getirsin. Görüşürüz.